أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم فاصطنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mübarek Şaban-ı Şerif ayına girmiş bulunmaktayız. Allah-u Teala Hazretleri bereketlerine, faziletlerine nail eylesin. Amin. Bu ayın sahibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Bu ayda cümlemizi onun salavat-ı şerifesiyle meşgul eylesin. Amin. Buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, Recep-i Şehrullah, Recep-i Şerif Allah'ın ayıdır. O çıktı şimdi, Allah'ım şikayetinden muhafaza eylesin. Amin. Hakkımızda hayırlı şefaatçi ve şahit eylesin. Amin. Şaban şehri, Şaban şerifte benim ayımdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bu ayın sahibine bu mübarek ayda yakınlaşmayı nasip eylesin. Amin. Ona yakınlaşmanın dünyada ve ahiretteki en büyük vesilesi salavat-ı şerifedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Buyurdu ki ekrabun nas minni yevmel kıyameti ekterum aleyye salaten. Kıyamet gününde bana insanların en yakını kim olacak? En çok salavat getiren olacak. Dünyada kim çok fazla salavat-ı şerif okuduysa mahşerde bana en yakın o olacak. Onun için bu ay özellikle onun kendisine tahsis ettiği bir aydır. Bu ayda çok salavat-ı şerife getirerek Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme manen yakınlaşmaya gayret edelim. Ramazan-ı şehr ümmeti, Ramazan-ı şerif de bütün ümmetimin ayıdır. Onu da bize hediye buyurdu. Rabbim sıhhat ve afiyetle, ibadet ve taatle emniyet ve hürriyet içerisinde kavuşmayı ve sıyamını, kıyamını nasip eylesin. Amin. Önümüzdedir, artık yaklaşmıştır. Bu mübarek ayda da kıymetli 15. gece vardır. Beraat gecesi vardır. Kazalar ve kaderler takdir olunacağı gece vardır. Allah Teala cümlemize bu ayda hayırlı kaza ve kaderler nasip eylesin, takdir eylesin, nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala'nın melekleri yazıyor. Bir senelik dosyalar, ölecekler, kalacaklar, doğacaklar, yanacaklar. Bir daha seneye kadar neler olup bitecekse hepsi bu Şaban ayında, Berat gecesinde dosyalanacak. Kim bilir bizim hakkımızda ne kararlar alınacak, bizim haberimiz olmayacak. Ama Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya havale edersek, Rabbimize yalvarırsak, dualarla belalar defolacak inşallah. Rabbimiz cümlemize mübarek şu ayın sahibi hürmetine, bu mübarek ayda bütün ehl-i sünnet ve cemaat ümmetine hayırlı takdirler ihsan buyuracak. İnşallah ümidimiz böyle. Efendim kardeşlerim, geçen hafta da arz ettiğim üzere artık kıyamet yaklaşmıştır. Kainatın efendisine Mevla Teala buyuruyor ki Estaizu billah Es'elûneki anissâ'eti eyyâne mursâhâ fîmente min zikrâhâ. Kullarım sana geliyorlar, kıyamet ne zaman kopacak soruyorlar. Sen nereden bilesin kıyamet ne zaman kopacağını da onlara bildiresin. Tam vakit, saat verilmedi. İnne Allah'a indev ilmus sa'ati.
Kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Celle Celaluhu gayb ilmidir. Ama ente min zikraha Habibim, senin gönderilmen kıyametin alametidir. Çünkü son peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Artık ondan sonra kıyamet beklenecek. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu'istü ene ve sa'atü kihateyn. Kıyametle ben şu iki parmak gibi gönderildik. Yani ben gönderildiğim zaman peygamber olarak kıyametle gibi şu iki parmak nasıl yan yana? Kıyamet benimle öyle yakın gelecek. Tabi bu hadis-i şerif buyurulduktan 1400 küsür sene geçmiştir. Demek ki artık eli kulağındadır, çok yaklaşmıştır. Neler olacak, neler olacak? Önümüzdeki günlerde sağ kalanlar bunları görecek. Allah'ım ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin. Amin. Rabbimiz buyuruyor, Estaizu billah ve innehu le'ilmul lissa'ati felâ temtehunne bihâ vettebi'un. Şüphesiz ki İsa aleyhissalâtu vesselâmın inişi kıyamet için bir nişan olacak. İsa aleyhisselam kıyamete çok yakın gönderilecek. Gökten inecek. Hristiyanlar iddia ediyorlarmış ki İsa aleyhisselam gökten çam ağacına inecek. Onun için işte bu Noel kutlamalarında görüyorsunuz, hep çam kesiyorlar. Çamları süslüyorlar, sapıklar. Halbuki İsa aleyhisselam gelince onları kesecek. Haberleri yok. Onlar çam kesiyor, İsa aleyhisselam onları kesecek. Hadis-i şerif Buhari'dir. Bu Risalemizin en başında geçiyor. Yani içinde Arapçası var ama başında bir seçme yapıyoruz sade Türkçesinden. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Vellezî nefsî biyedî, benim canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Celle Celaluhu لَيُوشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ ف۪يكُمُ اُبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّل۪يبَ وَيَكْتُلَ الْخِنْز۪يرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَف۪يضَ الْمَالُ حَتَّى لَا اَكْبَلَ وَحَدٌ. Biraz daha da var hadis-i şerif devamında. Buyuruyor ki yakında Meryem'in oğlu sizin aranıza inecek. Yani İsa aleyhissalatü vesselam inecek. Hem Allah'a yemin ederek söylüyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü İsa aleyhissalatü vesselam ölmemiştir. Kıyametten evvel geri dönecek. İnne İsa lem yemut. İsa aleyhisselam ölmemiştir. Ve innehu râci'un ileykum kable yevmil kıyameh. Kıyamet gününden evvel size dönecektir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. 33 yaşındayken köklere kaldırılmıştır. Daha evlenmeden, çocuğu olmadan 30 yaşında peygamber olmuş. 3 sene peygamberliğini ilan etmiş. İncil-i Şerif'i tebliğ etmiş. Bunun üzerine Yahudiler onu öldürmeyi kastetmiş. Biliyorsunuz ki Yahudiler ona ve annesine iftira etmişlerdir. Allah muhafaza etsin. Anasına zinakar kadın dediler, tövbe ya Rabbi, Meryem anamıza. Kendisine de veled-i zina dediler, haşa ve kella. Niçin? Babası yokmuş. Adem babamızın anası da yok. Allah onu topraktan yarattı. Babasız anasız, hiç topraktan yaratan Allah Celle Celaluhu sade babasız yaratamaz, yoktan yaratıyor. Şahide inne mesele İsa indallah kemezeli Adem. Allah'ın katında İsa'nın hali Adem Aleyhisselam'a benzer.
خَلَقَوْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Adem babamızı ne yaptı? Hamurdan, yoğurdu, çamurdan yaptı. İskelet haline getirdi. Can yoktu, ruh yoktu. Sonra ona ol dedi, oluver. Ruhu dedi, canlandı, diril. İlk insan. Anası nerede, babası ne? İşte o Allah Celle Celaluhu. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı da babasız bir tek anneden kudretiyle yarattı. Cibril Emin'in üflemesiyle kalbetti. Biliyorsunuz meleklerde erkeklik, dişilik yoktur. Meleklere erkek dişi diyen kafir olur. Nurani varlıklar. Yahudilerin bu iftirası üzerine İsa Aleyhisselatü Vesselam bunlardan bir cemaate beddua etti. Anasına ve kendisine iftira ettikleri için o cemaatin hepsi domuza döndüler. Allah muhafaza etsin. O Yahudi cemaati Hızır'a döndü. O zaman Yahudilerin emiri Yahuza var idi. Bu haberi alınca dedi ki bu adam çok tehlikeli, hepimizi dedi maymuna domuza çevirecek. Onun için gelin ona iman edelim diyecek yerde gelin onu öldürelim dedi. Ve böylece 12 bin Yahudi İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verdiler. Kastettiler ve bu hususta büyük bir gayrete girdiler. İsa Aleyhisselam'ın nerede bulunduğunu merak ettiler. Üzerine hücum etmek istediler. Bunu haber alan İsa Aleyhisselatü Vesselam havarilerini topladı. 12 tane, daha da fazla rivayetleri vardır. Kendisine inanan, yardım eden kimseleri bir yemeğe davet etti. Dedi ki, bu gece benim yanımda bulunun, benim size ihtiyacım vardır. Toplandılar, bir evde İsa Aleyhisselam kendisi bizzat onlara hizmet etti. Sofrayı kuruyor, yemek yapıyor, işte yemeği getiriyor, götürüyor. Yemeği bitirince kendi mübarek eliyle onlara su döktü. Ellerine su döktü, ellerini yıkattı ve onların ellerini de kendi elbisesine sürerek kuruttu. Onların elleri ıslak kaldı. Kendi elbisesine sürdürerek İsa Aleyhisselam'ın çok acayip halleri vardı. Çok tevazulu, acayip bir peygamberiydi. Şimdi onlar İsa Aleyhisselam'ın bu hareketini biraz hoş karşılamadılar. Yani niye bize böyle hizmet ediyor, elimize su döküyor, üstüne sürüyor. Yani yapmasın böyle hani diye. Utandılar tabii. İsa Aleyhisselam buyurdu ki bu gece benim yaptıklarımdan bir şeyi kabul etmeyen benden değildir. Ben de ondan değilim. İtiraz etmeyin. Peki dedi. Hepsi kabul etti. Niçin ben size hizmet ediyorum? Yemek kuruyorum, koyuyorum, sofra kuruyorum, elinizi yıkatıyorum, üzerime sürüyorum. Bunun sebebini biliyor musunuz? Çünkü siz beni en büyüğünüz, Allah'ın en yükseğiniz olarak kabul ediyorsunuz. Böylece ben de size gösteriyorum ki ben sizin en hayırlınız olsam da size karşı büyüklük taslamayacağım. Kibir gurur yapmayacağım. Size hizmet edeceğim. Öyleyse siz de ben şuyum, ben buyum, hafızım, hocayım, alimim, veliyim, şeyhim diyerekten kimseye karşı üstünlük taslamasın. Kibretmesin. Ben canımı sizin hizmetinize harcadığım gibi siz de birbirinize nefsinizi, canınızı, malınızı bezledin. Birbirinize seve seve feda edin. Ben size örnek olayım buyurdum. Şimdi bu gece sizi çağırdım, yardıma ihtiyacım var dedim. Bu da nedir? Haber aldığıma göre ecelim yaklaşmıştır. Dünyadan ayrılacağım. Fakat
sizden istiyorum ki bu gece sabaha kadar Mevla'ya yalvaracağız, dua edeceğiz, benim ömrüm uzatsın, ecelimi teahhir etsin, geciktirsin. İsa aleyhisselam öleceğini duyunca hiç istemedi mübarek. O kadar dertlendi ki ölmekten, yani terisinden kan çıktı. Öyle bir sıkıldı ne hikmetse. Baştan Musa aleyhisselama da öyle olmuştu. İbrahim aleyhisselama da oldu. İbrahim aleyhisselama ölüm meleği geldi, canını almak isteyince تَعَجَّبْ بِمِنْ خَل۪يلٍ يَكْرَوْ لِقَاءَ خَل۪يلٍ dedi, o dostuma şaşarım ki dedi, madem beni Allah dost etti, nasıl benim canıma kıyacak dedi. Ezra aleyhisselam dedi, bu söz üzerine ben senin canını alamam, Rabbime sorayım dedi. Mevlânâ'nın تَعَجَّبْ بِمِنْ خَل۪يلٍ يَكْرَوْ لِقَاءَ خَل۪يلٍ ben de o dostuma şaşarım ki dostuna kavuşmak istemiyor dedi. Ha, o zaman dedi, madem ki ölüm Allah'a kavuşmaktır, hemen gidelim. Ben böyle anlamamıştım. Musa aleyhisselama da ölüm meleği, Azrail aleyhisselam geldiği vakitte emanetini alma, Musa aleyhisselam celallendi, hiddetlendi, ona bir tokat attı. Bu hadiste Müslim'de geçer, sağlam hadis-i şeriftir. Ölüm meleğinin gözünü çıkarttı diyor. Tefekkâilehu. Allah. Ezra aleyhisselam şikayet etti. Ya Rabbi dedi, beni ne kadar sert bir kuluna yolladın dedi. Musa aleyhisselam öyleyim. Kızdığı vakit başındaki takke tutuşur. İki tane gömlek giyse tüyler yondan çıkar. Böyle celalli ve heybetli. Mevla da buyurdu ki, sen git ona de ki, bir öküz göster, o öküzün üzerine elini koysun, onun eli kaç kılla dokunuyorsa, kaç kılı kapatıyorsa, kıl başına bir sene ömür vereyim ona. Koca öküz, sırtında senin elin ne kadar kaplayabilir? Orada kaç kıl var, kıl başına bir sene yaşasın dedi. Sonra Ezra aleyhisselam geldi bu teklifi getirince, dedi sonra ne var dedi. Dedi sonra yine ölmek vardı. O zaman şimdi gidelim dedi. Böyle cilveleri var. Enbiyanın, peygamberlerin Mevla ile arasında böyle cilveleri var. Aklımız ermez. İsa aleyhisselam da çok üzüldü. Havarileri topladı ki bu gece diyor sabaha kadar dua edelim, Mevla beni yaşasın. Şimdi onlar niçin yaşamak istiyor? Dini yaymak için. Yoksa İsa aleyhisselam mübarek dağlarda gezer, ot yerdi, su içer, lezzetli yemekler yemez, güzel elbiseler giymez, ev tutmaz, evlenmemiş, mübarek dünyadan soyulmuş. Böyle bir peygamberini, asla dünyayı sevmeyen, dünyadan en soğuk peygamberi. Ama onların derdi neydi? İşte kalalım da yaşayalım da ümmetimizi kayıralım yani. Ümmetimizin başında olalım. Arkamızdan ümmetimiz sapıtmasın. Hakikaten de sapıttı. İsa aleyhisselam gitti, arkasından ümmeti bitti. Hemen kimisi dedi İsa Allah'ın oğluydu, kimisi dedi Allah'ın kendisiydi, kimisi sapıttı gittiler. Şimdi görüyorsun. Şimdi havarilerle anlaştı ki dua dedikler, başladılar duaya. Son gayret dedi, dua, zikir, sabaha kadar hepsini bir uyku aldı böyle. Kimsenin ağzı açılmıyor dua yapma. Çünkü Mevla kabul etmediği dua yaptırmaz. Bakarsın ki bazı kere bir dua kapısı açılıyor, anladı, anla ki kabul edilecek. Bakarsın bazı ağzını bıçak açmıyor. İnsana oluyor böyle. Bir hal geliyor. Ben şimdi çıktım yola işte buraya gelirken bir ağırlık, bir ağırlık. Bende zaten kaç tane hastalık var, bir de tansiyon düşer, şeker çıkar. Öyle gözüm açılmıyor. Ya nasıl namazı kılıttıracağım, nasıl vaaz yapacağım? Hiç kafam yerinde değil.
Gözümü böyle ağırlık örtmüş. Hadi gelsin. Mevla'nın elindesin. Sen senin elinde olsan istediğin zaman uyan, istediğin zaman uyursun. Ama Mevla bakarsın hiç istemediğin zaman bir uyku verir sana. Hiç uykunun zamanı değil almış. Bazı yere yatarsın aşağı uyuyacaksın, ten ayağına ten uyan. Ya tam uyumak zamanı şimdi, uyutmaz. Yani insan Allah'ın elindedir, kendi elinde değil, devletleri yani. Şimdi havarilerin gözü açılmıyor. Uyuyorlar, hiç kimse uyanamıyor. Allah Allah, İsa Aleyhisselam da öyle, Subhanallah dedi. Yahu dedi, bir gece dedi istiyorum sizden, dua edeceksiniz bana dedi ya. Tek bir gece dedi, uyumadan duramıyorsunuz, hepiniz ayakta uyuyorsunuz dedi ya. Havariler de dediler ki, ya biz kendi elimizde değiliz. Her gece biz uykusuz dururduk, ibadet yapardık. Bu gece dedi de duramıyoruz. Mevla bizi uyutuyor. Bunun üzerine ne olduğunu da bilemiyoruz dediler. Ne dua yapmak istiyoruz? Aramıza bir mani giriyor yani, bir engel çıkıyor. Yapamıyoruz. Ha, o zaman İsa Aleyhisselam dedi ki, yüzebu bir ra'i ve teferrakul gana. Çoban gider, sürü dağılır dedi. Yani kendine yas tuttu, o biliyor ki dünyadan ayrılacak. Yani ben giderim dedi, siz de darmadağın olursunuz, ne olacak? Hakikaten Allah alimlerimizi, hocalarımızı, şeyhlerimizi başımızdan eksik etmesin. Çoban gider, sürü dağılır demiştir. Bu kadar cemaatler toplanır toplanır, bakarsın efendim eğer ki başı olmadığı zaman da iki kişi bir araya gelmez. İki kişiyi bulamazsın ki ya, bir sohbet yapacağız gelmez. Allah muhafaza etsin. Garip zaman. Bunun üzerine buyurdu ki, bu sabaha yakın horoz üç kere bağırmadan evvel sizden biriniz bana küfredecek. O havarilere dedi, sizin içinizden biriniz beni inkar edecek. Bu sabah dedi, horoz üç kere bağırmadan evvel olacak bu iş. Ve beni az bir paraya satarak paramı yiyecek dedi. Şimdi Yahudiler arıyorlar ya, İsa'can da gizlendi bir evde, o gece işte ibadet yapılıyor. Nerede dedi, hangi ev dedi, bulamayınca dedi, içinizden biri dedi beni onlara gösterecek, para alacak onlardan. Hem de az bir paraya satacak beni dedi. Görüyor musun? Paramı yiyecek. Bunun üzerine havariler İsa Aleyhisselam yanından çıkıp dağıldılar. Yahudiler İsa Aleyhisselam ararlarken Şemun isimli bir havarisini yakalayarak, bu onlar arkadaşlarındandır dedi. İşte bunu bulduk, şimdi buna zorlarız, baskı yaparız, onu bize gösterir. Nerededir senin adamın? Dedi, o benim adamım değil dedi ya, ben onu bilmiyorum, tanımıyorum, nerededir? Peki dedi, onu bıraktılar. Sonra başka bir grup onu yakaladılar yine tekrar. Sen onun adamısın, söyle nerededir? O da yine onlara da inkar etti dedi, ben bilmiyorum. Kurtuldu. O arada horoz bağırmaya başladı. Horoz sesi duyuldu. Horoz sesi duyulunca o Şemun isimli havarisi ağlamaya başladı. Dedi İsa Aleyhisselam buyurduğu muhakkak oldu. Horoz ötmeden biriniz beni inkar edecek ve beni haber verecek. Buyurmuş idi. Hakikaten de içlerinden birisi gitti Yahudilere dedi ki, size Mesih'i gösterirsem, Mesih İsa Aleyhisselam, size dedi Mesih'in yerini gösterirsem ne verirsiniz bana? 30 dirhem dediler. Çok ucuz ya. Kaç para ya? Bakarsın yani bir adam gavur olmak için bazı kere bedavaya da gavur olur yani. Zannetme ki çok para alır. Bedavaya gavur. Peki dediler. Para verdiler ona. O da İsa Aleyhisselam'ı efendim onlara göstermek üzere getiriyor. İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu eve. Şimdi 2-3 tane rivayet var. Bir rivayet İsa Aleyhisselam o havarilere dedi ki evde otururken, bu da onları gösteriyor şimdi. Bu gece dedi Allah-u Teala sizden birini benim kılığıma sokacak, yani bana benzetecek,
Yakalandığımız zaman Mevla beni göklere yükseltecek, aranızdan olacak. O benim kılığımda, kılığıma giren benim yerime kendini feda edecek. Cenneti de satın alacak tabii, şehit olacak, cenneti satın alacak. Var mısınız buna dedi, hepsi birden varır dediler. Bu rivayete göre havarilerin hepsine İsa Aleyhisselam'ın sureti verildi, yani şekli kılığı verildi. Yahudilerden İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için içeri girdi. Baktı, hepsi aynı. İsa neredeydi? Bulamadı. Birisi çıktı dedi, benim. Bir rivayet böyle oldu, benzetilmesi. Yani Yahudilere Mevla işi karıştırdı. Bir rivayet böyle oldu. Diğer bir rivayete göre Yahudiler içeri bir adam saldılar evin içine İsa Aleyhisselam'ı araması için. O arada Cibril gelerek iki odanın arasındaki bir üstü açık yerden İsa Aleyhisselam'ı semaya kaldırdı. Bu İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması Nisa suresinin ayetiyle sabittir. Risale'nin en başında yazmışız. 158. ayet. Nisa suresi 158. ayetinde estağfirullah. وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا Sadakallahu'l-Azim. Yahudiler dediler ki, biz Meryem'in oğlu Mesih İsa'yı öldürdük. Haşa, öldüremediler. Mevla buyuruyor ki, İsa'yı öldüremediler ve asamadılar. E peki, çarmıha gerilen kim idi? Çarmıh biliyorsunuz değil mi? Çarmıh dar ağacı yani. Asıldı, adam asıldılar, ağacın adına çarmıh. Haç, görüyorsunuz ya haç. Hristiyanların haçı var. Köye kimmiş o? Haça tapıyorlar ya, böyle böyle yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neymiş o? İşte o İsa Aleyhisselam'mış. İsa Aleyhisselam çarmıha gelir. Ya İsa Aleyhisselam çarmıha gelmedi. Kur'an-ı Kerim söylüyor ki onu öldüremediler ve asamadılar. E ne oldu? Velakin şübbiye lehu. O astıkları adam İsa'ya benzetildi. İsa diye onu astılar. Bu kadar basit. Allah'a bu kadar kolay. E peki İsa ne oldu? فَرَّفَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Allah onu kendisine yükseltti. E Allah mekanda mıdır? Haşa. Mekansız. Bu ne demektir? İkinci kat semaya kaldırdı. Miraç gecesi okundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi İsa aleyhisselamla görüştüler. Nerede? İkinci kat semada. Teyzesinin oğlu Yahya aleyhisselamla beraber. İkiz kardeş gibi elbiseleri, kılık kıyafetleri. Tabi Yahya aleyhisselamın ruhaniyetidir. Çünkü o vefat etmiş. İsa aleyhisselamın bizzat kendisidir aslı. Çünkü hiç ölmemiş. Daha İsa aleyhisselam ölüm tatmamış ki. Şurada ömrü 2000 yaşına ulaşmış. 1998 gireceğimiz yıl bu kimin ömrünü temsil ediyor? 2000 yılına geliyoruz. Bu kimin takvimidir bu? Miladi. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla itibarı alınan bir takvim. Dolayısıyla ömrü ne kadar olmuş? 2000 sene. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana ne kadar geçmiş? 1400 küsur. Demek İsa Aleyhisselam ve Efendimiz arası kaç sene? 600 kadar. 560, 600 arası. Haberler bundan ibaret. Çok rivayetler daha burada yazıldı. Şimdi o İsa Aleyhisselam diye benzetilen adamı yakalayıp
iplere bağlayarak çekmeye başladılar. Şimdi ona diyorlar ki, ölüleri dirilten sen değil miydin? İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ya, şeytanı kovan, delileri iliştiren adam, sen şimdi niye kendini ipten kurtaramıyorsun diyorlar. Halbuki İsa Aleyhisselam değil o. Çarmıha götürdükleri. Yüzüne tükürüyorlar, üzerlerine dikenler atıyorlar. Neticede onu asmak istedikleri çarmıha ağaç birer getirip astılar. Gerçek İsa Aleyhisselam Mevla'ya yükseldi. Ona benzetilen kişi asılmış oldu. 7 gün çarmıhta gerili kaldı o asılan. Sonra İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem anamız, onun da haberi yok ha. Oğlunun göklere kalktığında haberi yok. Geldi çarmıhın başına, ağlıyor oğluna. Ya zannediyor ki oğlumdur. Meryem anamız da bilmiyor. Bir de bir deli kadın var idi. İsa Aleyhisselam delileri ayıltırdı. Böyle zincirlerle bağlı deliyi bir okurdu. Deli hemen akıllandı. O tedavi ettiği bir deli kadın vardı. Akıllanmış tabii. O da anasıyla beraber Meryem anamızdan çarmıhın başına gelmişler. Ağlıyorlar. O arada İsa Aleyhisselam gökten inerek, İsa Aleyhisselam gökten iner. Yani melekler nasıl iniyor? Cebrail Aleyhisselam gelmiyor. Kadir gecesi gelmiyor. Melekler nasıl gökten iner? İsa Aleyhisselam da iner. Bir kere bak bu risalede hepsinin kaynağı var. Hepsinin delili var, hadisleri var. Sahabeden bir zat, ismi de var orada. Şimdi tabii hepsini birden kafamda tutamıyorum. Tavafta izliyor. Kabe'nin etrafında tavaf yaparken bir hırka gördük, böyle aba gibi bir şey. Bir de el görüyoruz. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem elinden tutmuş. Fakat kendisini göremiyoruz. Elin sahibini, o hırkanın sahibini göremiyoruz. Dediler ya Resulallah, sorduk sallallahu aleyhi ve sellem. Bu el neydi, bu kimin eliydi bizim? Ha dedi, siz de gördünüz mü dedi. Biz de gördük ama sahibini göremedik. Dedi kardeşim İsa Aleyhisselam tavaf ederken selam verdi bana dedi. Bu sahabaya gelmiş benim. Onun için İsa Aleyhisselam aynı zamanda nedir? Sahabidir. Çünkü sahabe olmanın şartı nedir? O zaman hocam Musa Aleyhisselam da sahabe olsun. Onu da gördü Miraklis. Olmaz. Niçin? Öldükten sonra görülen görse sahabe olmaz. Sahabe olmanın şartı nedir? Sağken Efendimiz'i görmek. Şimdi İsa Aleyhisselam hala sağ mıdır? Sağdır. Peki sağlığında Efendimiz'i görmüş mü? Miraklis'i de gördü, dünyada da tavafta gördü. O zaman İsa Aleyhisselam ne oldu? Sahabe oldu. Peygamberliği duruyor. O tamam. O hak zaten onun. Bir de ne kazanmış oldu? Bu ümmetten olma. Sahabelik şerefi kazanmış oldu. Şimdi size sorsalar, deseler ki en uzun ömürlü sahabe kimdir? Bilemezdiniz. Sahabeden en son ölecek kimdir? Bilemezdiniz. Hala yaşayan sahabe var mıdır? Bilemezdiniz. Hepsinin cevabı kimdir? İsa Aleyhisselam. Bunların hepsi bu risalede beyan edilmiş. Yani İsa Aleyhisselam çarmıha gerildi, zannedildi, aslında göklere kaldırıldı. Fakat göklere kaldırıldıktan sonra dünyaya ara sıra geldi. Mesela anasıyla o kadın o çarmıhın dar ağacının dibine oturmuş ağlarken geldi onlara dedi ki kime ağlıyorsunuz? Aa dediler, sen geldin mi ya? Sana ağlıyoruz. Dedi ki bana ne ağlıyorsunuz dedi. Bu bana benzetilen adamı astılar. Bana hiçbir zarar yok. Ben semadayım. Oğlum öyle mi dedi Meryem anamız. Çok sevindi anası. Ondan sonra haber oldu ya. Sonra buyurdu ki anasına havarilerimi topla dedi. Falan dağda şu gece buluşalım, onlara vazife taksim edeceğim dedi. Sonra tekrar dünya indiğinde 12 havarisi sen Antakya'ya git. Mesela iki tanesini nereye yolladı? 3 tane. Antakya tarafına, orada Rasuller yatıyor, ondan sonra bütün havalileri dünyaya taksim et, işte dinini tebliğ için sen şuraya, sen şuraya vazifelendirdi, gönder. Velilerden bile, Allah'ın dostlarından bile öldükten sonra ruhuna Mevla'nın müsaade edip de canlı gibi gözükenler yok. Ha. Bakarsın ki cemaatin arasına gelir. Halbuki ölmüşse de Mevla bazı kullarının ruhuna ne veriyor? Tasarruf yetmiş. Onun için bunlar hele ki İsa Aleyhisselam peygamberdir. Salavatullahi aleyhine bin alemin mayın.
Ona hiçbir müşkilat yok. Bunun üzerine 11 havari İsa Aleyhisselam'la birleştiler. Birisi eksik. İsa Aleyhisselam'ın verdiği adreste toplanınca dedi onlara ki o beni dedi Yahudilere gösteren arkadaşınız nerede? Sattı beni hani. Evi gösterdi benim. Dediler o yaptığına pişman oldu. Kendisini boğazlayarak intihar etti. Yine de acıdı ona. Dedi ki tevbe etseydi Allah tevbesini kabul ederdi. Niye kendini astı dedi. İsa Aleyhisselam. Sonra evet buyurdu ki sizden her biriniz şu anda başka bir millete gideceksiniz. Ayrı ırklara gideceksiniz. 11 tane ırk. Birisi gelmiş mesela Türklere, birisi gitmiş Araplara, birisi gitmiş Acemlere. 11 kavme gideceksiniz. Dediler biz onların dilinden anlamayız. Buyurdu ki hangi millete giderseniz onların diliyle Allah sizi konuşturacak. Ve böylece onları dine davet edersiniz buyurdu. İşte İsa Aleyhisselam böylece göklere kaldırmış oldu. Bu Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Ama arkasından Yahudiler ve Hristiyanlar ihtilafa düştüler. Hesabı karıştırdılar. Hatta o asılan adamın sonra baktılar ki yüzü İsa Aleyhisselam'a benziyor. Bacakları kendi arkadaşlarınınkine benziyor. Bu İsa ise bizim içeri yolladığımız adam ne oldu dediler. Efendim bu bizim arkadaşımızsa İsa nereye gitti dediler. Hala çıkmaza girdiler, çıkamıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim çözüyor. Kainat-ı Yaradan Allah buyuruyor ki İsa Aleyhisselam ölmemiştir. Ben onu kendime yükselttim. Kıyamete yakın inmesiyle ne olacak? Kıyamet kopmasının nişanı olacak. Artık İsa Aleyhisselam indiği zaman bakalım bize nasip olur mu görebilir miyiz Mevla bilir. Rabbim nesillerimize nasip ederse onları da ona asker eylesin. Amin. Deccala uymaktan muhafaza eylesin. Amin. Esas bela fitne deccal fitnesidir. Deccal şu anda dünyada yaşıyor. İsa Aleyhisselam göklerde yaşıyor. Deccal dünyada bir adada cessasi hadisi vardır. Müslim hadisidir. Sahih Müslim. Kur'an'dan sonra en sağlam kaynaklar kaç tanedir? Kütüb-i Sitte 6 hadis kaynağı. Buhari başta geldi. Buhari, Müslim. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ondan sonra. Darimi, Muatta kaynaklar çok. Şimdi bizim millete Sahih Müslim desen suratına bakarlar. Bu neden bahsediyor acaba? Ama bir gazeteden dün çıkan dergiyi söylesen onu bilirler. Bak Kur'an'dan sonra en sağlam hadis kaynaklarımızı bilmez. Deccal, Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri yaşıyor. Nasıl İsa Aleyhisselam 2000 senedir yaşıyor? Yaşadan Allah Celle Celaluhu yaşanıyor. Bir adada Temim-i Dari radıyallahu anh sahabedendir. Bu zat o adaya nasıl oldu sahabeden bir cemaat denizde bir adaya rastladılar. Denizde gidiyorlardı Efendimiz'in zamanında da böyle giderlerdi, gelirlerdi. Kafileler, gemiler. Efendimiz'e geldiler sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu anlattılar. Efendimiz de tasdik etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifte Müslüm'dedir. İnşallah Deccal'la ilgili müstakil bir risale yazılacaktır ki onunla ilgili hadis-i şerifler bir arada toplansın ve görülsün. E hoca efendi, Deccal madem vardır, sağdır da Amerika bunu nasıl bulamadı? Amerika kendi Deccal zaten, nasıl Deccal'ı bulacak? Ha, ona bakarsan Zülkarneyn'in yaptığı sel dünyada, Kur'an'da geçiyor. Onun arkasında bir kavim vardı, nedir o? Ye'cud ve Me'cud. O kavim de nerededir? Dünyada. E hocam efendi bunlar var da biz neden göremiyoruz, neden bilemiyoruz? E bunlar yaradan Allah bize bildiriyor ya biz inanıyoruz elhamdülillah. Bunlar imtihandır. Gaybi oldu bunlar şimdi. Aslında dünyadalar ama Mevla istediğine gösterir istediğine göstermez.
Şimdi bir iddia ortaya atılıyor ki dünyada ne varsa Amerika onu biliyor. Haşa! Bunu diyen kafir olur. Ancak Allah biliyor. Dünyada ne varsa Amerika biliyor. Nasıl bilebilir Amerika? Ne işler olur ki Allah-u Teala'dan başka kimse bilebilir? Bilmez. Bu millet ne kadar cahil oldu ya. Amerika'ya öyle bir itikat besliyorlar ki işte efendim uydular vasıtasıyla uzaydan doğacak çocuğun gözünün rengine kadar biliyor. Atla biraz ufak atla güvercin yutsun be. Bu kadar da palavra. Şunu biliyor, bunu biliyor, petrolleri biliyor, yeri dibini biliyor. Amerika o kadar bir şey, şimdi dünyayı fethetmiş. Bildiği şeyler var. Allah bildirdiği kadar. Bilmedikleri de var. Bildikleri bilmediklerinin zekatı olmaz. Çoğunu bilmez. Mesela duydunuz mu? Bermuda üçgeni var. Okyanusta değil mi? Bermuda üçgeni var. Bu nasıl bir şeydir? Denizde bir yer, oraya gemiler girdikleri vakitte rotayı kaybediyor. Pusulayı kaybediyor, muhakemeyi kaybediyor. En iyi kaptan olsa, en süper gemi olsa yüzemez. O yer çekimine kapılıyor orada, onu çekiyor hortum. Duymadınız mı siz bunu? Peki bunun hikmeti nedir, bu nasıl bir şeydir, nasıl bir yerdir? Amerika daha bunu keşfedebilir mi? Edemedi. Kendisi de itiraf ediyor, daha keşfedebilir mi? Bu nedir? 20 sene sonra çıkan oldu be. Gemi kayboldu. 20 sene sonra çıkmış, ne vakit geçtiğinden haberi var, ne kaç sene geçtiğinden haberi var. Zannediyor ki şimdi çıktım. Yani o zannediyor ki oraya takılmadan evvelki gündeyim. Diyorlar 20 sene oldu diyor, nasıl girdim, nereden çıktım haberi yok. Bunun haberlerini okumuyor musunuz siz? Bunları söylüyor, gazeteler yazıyor, haberler de var. Orada bir yani yer çekimi var, yer. İşte Mevla'nın öyle ne yerleri var, kimsenin haberi yok. Geçen de Rusya bir uzaya uydu attı, sonra tutturamayınca o bir adaya düştü. O adayı hiç daha bu zamana kadar haritada tespit etmemişler. Oraya düşünce çıktı meydana, orada bir ada var. Bak görüyor musun? Geçen de yine haberler söyledi onu, Afrika'da bir millete rastladılar, hiç dünyayla irtibatları yokmuş, hiç. Halbuki kaç sene evvel dediler ki biz herkesi tanıyoruz. Nerede tanıyorsun? Adam seni tanımıyor. Daha yeni çıkmış meydana. Duymaz mısınız siz bu haberleri ya? İşiniz gücünüz fuzulü yalan haberler duyuyorsunuz ya. Doğru haber duysan. Ne anlaşıldı? Anlaşıldı ki Mevla istediğini gizler. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil. Tebbet Leda suresinin nazil olduğu vakitte. Bu Muhammed dedi soyuladı. Bize hicvediyor, bize sebbediyor. Yani Ebu Cemil aleyhine indi ya Kur'an. Ebu Leheb'in. Gideyim dedi, şunu dedi, bir rezil edeyim dedi. Efendimiz oturuyor sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle beraber. Geldi diyor ki, nerede o Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim aleyhimizle nasıl konuşur? Sudurudur. Hakaret edecek. Efendimiz ona bakıyor, gülüyor. O da orada aranıyor, onu göremiyor. Allah istediği adamı gözünün önünde gösteriyor. Radar geçiyor. Radar geçerken Mevla istediğimi es geçir diyor. Hiç göstermez ona. Uyduya göstermez. Ekrana taktırmaz. İstese. Adamın gözünde gözlük aratır be. Benim bile başıma geldi. Gözlüğümlerde dolanıyor. Gözünde. Mevla istemedi mi? Sen bulabilir misin bir şeyi? Evinin yolunu şaşırdı sana. Adam 40 senelik evini bulamıyor mu adı göre ya? Şu sokak mı? Aklı başında adama. Mevla. Onun için kimse demesin ki Amerika her şeyi biliyor. Tövbe ya Rabbi. Ancak Allah bilir her şeyi ya. Şimdi bize ne yolladı? Muhammed Mustafa'sını yolladı sonra. Şu risalede ne kadar hadisi şerifler varsa, sayfalar dolusu hadisler yazdım burada. Okuyun diye. Şimdi benim hepsini anlatmaya vaktim yok. Bunların hepsi haktır ve gerçektir. Hadistir, sahihtir, mütevatirdir. Çok sahabelerden gelmiştir. İsa Aleyhisselam'ın ineceği, Deccal'ın çıkacağı hakkındaki hadisi şerifler tevatür derecesine ulaşmıştır. İnkar eden küfre düşer neudü billah. Çünkü Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem yalanlamış olur. Bu kadar hadis-i şerifler, yani bu kadar hadis-i şerifler, yani bir tane değil, iki tane değil, hepsini
birbirini tasdik ediyor. Sahabeden bak sonra da 124, 125 ve 126'ya geçiyor. Bu kadar sahabe isimleri var. 2 sayfa, 3 sayfa sahabelerin isimleri, tabiinin isimleri, bütün bunlar rivayet ettiler ki Resulullah'tan işittik diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan söyler mi ya? Ne buyurduysa aynısı çıkacak. Şimdi çok uzatmadan bir hadis-i şerif okuyacağım. Bundan sonra vaktimiz olursa ara ara hadisler bu konuda okuyacağız. Milleti bu hususta ne yapacağız? Uyandıracağız. Çünkü Resulullah Efendimiz çok önemli üzerinde durdu, bu konuları yaymamızı, bize tebliğ etmemizi emretti. Ama bugün bunu hocalar ne yaptılar? İhmal etti. Bunun da en büyük zararı ne oldu? Şimdi deccal çıkacağını bir anlatsan, cami cemaatinden bile bazıları derler ki bu hoca da herhalde hikaye yapıyor. Vallahi öyle derler ya. Neden duymaya duymaya adam ne olur? Uzak görür. Kıyamet günü neler olacak? Duymuyor ki. Duyurulmuyor. Bu da kıyamet alametidir ki bunlar konuşulmayacak. Hatipler minberlerde deccaldan bahsetmediği zaman deccal yaklaşmıştır. İşte bu zaman. Şimdi cemaatlara soruyorum, bu kadar cuma hutbesi dinliyorsunuz. 60-70 yaşında içinizde adamlar vardır. Bir hoca çıkıp da hutbede bir hadis okudu mu size? Deccal'ın alnında kefere yazacak. Deccal'ın sol gözü olmayacak. Sol kaşık gözü dümdüz alnı gibi düz olacak. Deccal'ın şöyle 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 fitneleri olacak. Onu gören ona aman ona uymasına. Bir kere duydunuz mu? E şimdi deccal çıksa bu milletin hali ne olacak? Ekserisi ona Allah diye tapacak. Tapacak. Mekke, Medine ve Kudüs hariç bütün dünyayı çiğneyecek, milleti kendine taptıracak ya. Önce peygamberim diye çıkacak, sonra Allah'ım diye çıkacak. Öyle fitneler yapacak, akıllar duracak ya. E buna şimdi bu millet kapılmaz. Bu millet öyle bir cahil ki, zır cahil bırakıldı ki, bugün bu milletin karşısına kim çıksa peşine gider. Hele böyle bir harikuladelik görürse, Allah muhafaza kalkıp sen benim Rabbimsin der, ona tabi. Düşünün ki Medine-i Münevvere'ye deccal giremeyecek. Yakında kadar gelir Resulullah Efendimiz'in burası Medine'dir. Deccal ne zaman buraya girmek istese bütün etrafındaki dağlarda kılıçlarını çekmiş melekler onu karşılayacak. Deccal'ı buraya sokmayacak. Ama Medine'nin içerisinde Deccal'ın çıktığını, yakına geldiğini duyanlar olacak. Bir zelzele olacak Medine'de. Ne kadar münafık erkek kadın varsa Medine'ye deccal giremeyecek ama onlar çıkacak Medine'den deccal alacaklar. 70 bin kişi Medine'den çıkıp deccala iman edecek. Hadis-i şerifte. İşte o gün Medine'nin kurtuluş günü ilan edecek için Medine körük gibidir buyuruyor. Pisini atar, temizini saklar. Ne olacak bizim halimiz? Çoluk çocuğumuz yaşayacak, ne hale düşecek? Düşünüyor musunuz torunlarımızdan yetişenler olursa o fitne zamanda bu hadisleri bilmeyen pusulayı bulabilir? Vallahi bu hadisleri çoluk çocuğa ezberletmek lazım. Yemin ediyorum size ya. Neden? Çünkü dilden bile haber gitsin. Bak 1400 senede bize haber geldi. Neden? Sahabe-i kiram naklede ede geldi bize. Ama biz bugün ne yaptık? Bu işi kestik. Tebliğ yok, duyurmak yok, okumak yok, okutmak yok. Gazete, roman, yalan dolan. Hak haberler burada kaldı kitapta. 40 kere yalvarıyorum. Şunları okuyun, okudun. Birimize duyurun, bunlar hakikatlerdir. Ne diye? Adam çıkıyor, hutbede vermişler eline bir kağıt, oradan hemen başında zaten mevzuyu söylüyor. Bu hafta diyor, ağaç dikme haftasıdır hutbenin konusu. Ertesi hafta çıkıyor, bu hafta diyor, sokak süpürme haftasıdır. Cemaatta 10 dakikadaki hutbede uyuyor. Adam çıkıyor diyor ki ya diyor, abdestim kaçtı mı acaba diyor, hutbede de uyudum. Kaç dakika hutbe okudu adam, zaten 10 dakikada hepsini uyutmuş. Ya diyorum, 2 saat vaaz yapıyoruz, bir kişiyi uyutamıyorum. Siz bu hüneri nereden buldunuz da diyorum siz, bu cemaat 10 dakikada uyutuyorsunuz. Gazete okursan adama uyur tabii ya, hadis okumuyorsun ki. Kainatın efendi şöyle buyurdu demiyor adama. Roman. Kendi de baka baka, milletin suratına da bakmaz, millet uykusu gelir. Ne zaman yetişecek o
alimler, kâle Allah, kâle Resulullah diyecekler, bu hutbeleri, bu minberleri dolduracaklar. Ne zaman yetişecek? Adamlar zaten onun da suyunu kesiyor, medreseleri kapatıyor. La havle ve la kuvvete illa abi. Medrese kapandığı vakitte bu ilimlerin kaynağı kurur. Ama siz merak etmeyin, kıyamete kadar Allah'ın dostları yaşayacağına göre kimse kötü emeline muvaffak olamayacak inşallah. İstediğin kadar kapat. Rusya ne yaptı? 70 sene uğraştı bu işte. Şimdi ne oldu? Bak bugün gazeteler bile yazıyor, diyorlar ki ta Rusya'nın Sibirya diyorlar, İslam'a dönüyor. Neresi Sibirya değil mi? Sibirya ya, Rusya'nın Sibirya'sı bütün millet namaza durmuş. Allah Allah. Ya sen merak etme be kardeşim. Bu İslam'ı yaşayalım, yaşatalım. Allah nurunu tamamlayacak ya. Allah'ın her yerde dostları var, kulları var. Ama onlara yardımcı olalım. Daveti tebliğci olalım. Duyuralım. İnşallah Mevla Teala sebep yaratır. Kimi idat edecekse ona haber yollar. Siz aracı olun. Ulaştırın. Vazifeci yapın. Bir hadis-i şerif okuyayım. Çok da uzatmadan. Semura radıyallahu, Semura İbni Cündep radıyallahu teala. Meşhur sahabe bu. Efendimiz'den işittiği uzun bir hutbe okudu. Efendimiz'den işittiği bir hadis-i şerifi anlatıyor mübarek. Öyle dinlerdiler ki böyle alırdılar, kavrardılar, anlatırdılar. Sonra onlardan dinleyenler de o kadar dikkatle dinlediler. Hatta bir bu hutbesini sahabe-i kiramdan bir tane zat diyor ki Salebe, o da efendim tabiinden olacak İbn-i Abbad, sonra diyor başka bir hutbe okudu Semura radıyallahu anh, aynı hadisi anlattı diyor, kim bilir aylar sonra, yıllar sonra ikinci defa dinlediğinde Resulullah'ın bu hutbesini naklettiğinde ne bir kelime önden söyledi ne bir kelime geriden söyledi, aynısını aynı naklediyor. Halbuki çoğu da yazmazlar, nasıl hafıza varsa ezberlerini alındılar, öyle nakledelim. Allah bizim de hıfızlarımızı kuvvetli eylesin inşallah. Dinlediklerimizi kavramayı ve nakletmeyi nasip eylesin. Biz onu diyoruz. Biz geçen hafta benle konuştum. Kimsenin haberi yoktur ha. Bu hafta şimdi konuşuyorum, haftaya gel bakalım. Ne anlattıydım ben geçen hafta? Ya bu niye bu unutkanlık oldu bize? Bu günahlar yüzünden. Ebu Hureyre radıyallahu anh sayfalarca uzun hadisleri anlatırdı. 6 ay sonra yazmaz ha, yazmak bilmez. Ezberinde. Binlerce hadis, yüz binlerce hadis. Sonra bir kere imtihan etmek için dediler ki 6 ay evvel dinlemişler hadisi, dinlerken yazmışlar onu, haberi yok onun yazdıklarından. Yazmışlar ki 6 ay sonra imtihan edecekler. Bir gün yakaladılar, dediler ya Bahure, bir uzun hadis vardı dediler, şunu bir de anlatır mısın? Başladı okuma, kaç sayfalık ezbereden anlatıyor. Bir takip ettiler, ne vav şaştı ne fe şaştı. Aynı harflere kadar söylüyor. Allah Allah. Çünkü bir kere Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sahabe-i kiram otururken, hanginiz cübbesini serecek, ben de ona bir tüküreyim de, onu giyecek, ondan sonra bir daha duyduğunu unutmayacak. Hemen Ebu Hureyre açtı cübbeyi, öbürleri açana kadar o erken davrandı. Mübarek ona tükürdü, Ebu Hureyre o cübbeyi giydi ya, daha hiçbir şey unutmaz. Soruyordu ki, unutmak diye bir şey yok diyorlar. İnsan bir şey duydu mu bir daha nasıl unutabilir diyor. Unutamıyor ki. Nasıl hafızaydı? Beyin. Ya efendim kardeşlerim, bizim hırsımızı da bozdular, huyumuzu da bozdular. Şimdi insanın tabi günahlar insanı mahvediyorsa, hoş ediyor. Bu sokaklara çıkan adam, şu çarşıları gezen adam da akıl kalır mı ya? Bu gece sohbetleri, yarın bir çarşıya çık, tamamsın sen. Sıfır, tükettin etti. Ne olacak? Orada karıya bak, orada harama bak, bitti. Kafa kalmaz. Onun için şimdi hıfız namazına başlıyoruz inşallah. Bu perşembeyi cumaya bağlayan gece Fatih'teki mescitte sohbetten sonra hıfız namazı kılınacak. Bu hadis-i şerif Tirmizi'dir. Bir kere Hazreti Ali Efendimiz geldi, Resulullah Efendimiz'i ziyaret etti, dedi ki
Ya Resulallah, ben dedi, bir ayet, iki ayet dedi, ezberlemeye çalışıyorum, kafama girmiyor. Sen bana bir dua öğret de, daha dedi unutmayayım. Buyurdu ki cuma gecesi olduğu zaman, ya gecenin başında, ya ortasında, ya da seherde, seherde daha eftal olur. Kabul saati var. Dört rekat namaz kılacaksın. Birinci rekatta Yasin, ikinci rekatta Duhan, üçüncü rekatta secde, dördüncü rekatta Tebareke surelerini okuyacaksın. Namazdan sonra da şu duayı, Arapçasını öğretti, şu duayı okuyacaksın. Evet. Bunu ya üç, ya beş, ya yedi kere tekrar edeceksin ara vermeden. Cuma gecesi sadece yapılabilir. Bu namazı kılarsan dedi, unutmayacaksın dedi. Hazreti Ali Efendimiz gitti, sahabe-i kiram diyorlar ki ya beş ya yedi diyorlar, hafta geçmeden aynı bir meclis otururken geldi. Dedi ki ya Resulallah dedi, o namazı dedi kıldım dedi senin buyurduğun şekilde. Şimdi dedi Kur'an gözümden gitmiyor dedi. Koca bir sureyi ezberlesem bir anda giriyor kafama. Hiç unutamıyorum dedi. O zaman Resulallah ben diyordu ki ey Hasan'ın babası, yani Hazreti Ali Efendimiz için, ya Ebu Hasan dedi, sen bu namazı kıldın, bu duayı yaptın, nasıl kabul olduysa Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki bu namaz hiçbir mümini şaşmaz dedi. Hangi Müslüman bulundursa aynısını bulur dedi. E şimdi bu namazı size desem kılın, kılamazsınız çoğunuz. Çünkü dört sure çok uzun, on sayfadan fazla tutuyor. E bunları ezberlemek lazım bir defa. E peşinden de Arapça duası vardır. Hadi onu yüzüne bakarak oku, söylesem size. Bu sefer o namazları nasıl ezbere bilmeden okuyamazsın? Cuma gecesi kılınacak. Başlayan adam en az üç kere devam edecek ya da beş kere ya da yedi kere. Geçen sene beş kere yaptık, ben ömreye gittim olmadı. Yani beş oldu tamam. Ama bu sene niyet ettim ki yedi olması için işte Ramazan bitmeden. Bu önümüzdeki Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gelir. Sohbetten sonra yani sohbet sekizde diyelim bitse artık sohbete yetişmeniz şart değil. Sekize kadar gelen hıfız namazına kavuşacak. İnşallahurrahman bu hafızamızın kuvvetlenmesi için kılınacak. Bu namaza devam edenler Allah'ın izniyle bu namazlar yani. Yaşlanıp da akıllarını kaçırmazlar. İnşallah Rabbim hafızalarını koruyacak inşallah. Geçen sene bunu kıldık, çok istifade gördük. Ben de gördüm. Çok Kur'an-ı Kerim'den ezberim kolay oldu. Ondan sonra cemaattan çokları dediler ki biz fayda gördük. Yine kılalım dediler. Bu sene de yedileyelim dedik. İşte bu cuma gecesi başlanacak. Cuma gecesi olması şart. Hadiste öyle diyor. Cuma gecesi kılınacak. Onun için mecburuz. Fatih'in mescidinden mecbur, orada sohbet var. Orada kılıyoruz. Başka yerde kılamıyoruz. Onun için orada toplanacak inşallah. Yalnız baştan söylemesi en az yarım saat sürer. Sonra bir gelirsiniz namaza durduk bu da yaktın bizi hoca diye bağırıp çıkmayın yani. En az yarım saat sürer. E yarım saat ne var ya? Siz yarım saat zaten sokakta kırkır ediyorsunuz. Bir saat, iki saat dedikodu ediyorsunuz. Hem de sokakta, hem de soğukta, hem de ayakta. E namazda durun ne var? İnşallah Rabbim nasip eder inşallah. Bu namazı kılarsak Rabbimiz hırsımızı kolay yani açar, zekamızı genişletecek ve fazl-ı keremiyle bizlere İnşallah keskin zekalar, faydalı ilimler lütfederek bundan sonra okuduğumuz, dinlediğimiz ayetler, hadisler unutmayacağız, millete nakledeceğiz inşallah. Şimdi bu hadis-i şerif, tabi bu da mübarek biraz uzundur. Bir kısa olarak başlayalım, sonradan devam edelim. Hanımlara yer olmayabilir. Çünkü yetişmez cemaat oraya. Hanım kardeşlerimize söz veremiyorum yer bakımından. Çünkü erkeklerle ancak. Bir kere güneş tutuldu. Resulullah Efendimiz'in zamanında sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş tutulunca ne var? Güneş tutulma namazı var biliyor musunuz? Bu bir millet desin ki güneş tutulsun da seyredelim. Ya güneş tutulması, ay tutulması Allah'ın ayetlerindendir. Ya açılmasa ne olacak bir de? Mevla'nın imtihan için yapıyor. Namaz kılın, dua edin. Güneş tutulsa, ay tutulsa Resulullah Efendimiz namaza dururdu açılıncaya kadar. Hiç duadan ayrılmaz.
Bir kere güneş tutuldu, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu, Allah'a hamd etti, namazı bitirdikten sonra Mevla fena etti, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etti. Kendisinin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna sallallahu aleyhi ve sellem şahitlik etti. Sonra buyurdu, ya eyyün nâs innemâ ne beşerû ve resûlû. Ey insanlar, ben de sizin gibi bir insanım ama ben Allah'ın peygamberiyim. Elçisi, aramızda fark var. Size Allah'ı hatırlatıyorum. Eğer siz Rabbimin elçiliklerinden bir duyurulması lazım gelen şeyi duyurmakta gevşeklik ettiğimi gördüyseniz bana söyleyin ki ben de gerektiği şekilde Rabbimin risaletlerini, elçiliklerini tebliğ edeyim. Eğer benim Rabbimin elçiliklerini tebliğ ettiğimi kabul ediyorsanız, hiçbir şey eksik etmeden duyurduğumu kabul ediyorsanız onu da söyleyin, burada şahitlik yapın. Bütün insanlar kalktılar, dediler ki ya Resulallah, biz şahitlik ederiz ki sen Rabbinin elçiliğini duyurdun, ümmetine nasihatta bulundun, vazifeni yaptın ya Resulallah, biz şahitiz dediler, her şeyi duyurdun, bir şey gizlemedin. Sonra insanlar sustular. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki emma ba'd, bundan sonra diyeceğim şudur ki bir takım insanlar zannediyorlar ki ayın ve güneşin tutulması ve yıldızların kayması niçindir? Yeryüzündeki büyük adamların ölümü içindir. Şimdi eskiden böyle bir adet var. Güneş tutulsa, ay tutulsa, yıldız kaydı mı büyük bir adam ölecek. Veya öldüğüne gelen. Onlar yalan söylüyorlar buyurdu. Bunlar kimsenin ölümü için, hayatı için değil. وَلَاكِنَا عَيَاتٌ مِنْ عَيَاتِ اللّٰهِ يَفْتِنُوا بِهَا عِبَادَهِ يَنْظُرَ مَنْ يُحْتِذِ مِنْ تَوْبَةً. Mevla aylar, ayı güneşten dünya arasına sokar, bazı güneşi aylar dünya arasına sokar, bazı yıldızları kaydırır. Bunlar Allah'ın nesi? Varlığının delilleri, ayetleri, kudretleri. İstesem böyle yaparım. İstesem dünyanı karartırım Allah buyuruyor. İstesem ışığınızı söndürürüm Allah buyuruyor. Kim açacak sonra? Dünya bombası bir araya açabilir mi? İşte bunlar benim varlığımın nişanlarıdır. Kim tevbe edecek? Kim yola gelecek? Kim Allah'ını tanıyacak? Kur'an'a dönecek? Bunun için Mevla bunları yapıyor. Buyurdu ki, şimdi ben namaza durdum. Yani güneş tutulma namazı kılarken vallahi لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْدُ قُمْتُوا صَلِّي مَا أَنْتُمْ لَعْقُونَ فِي دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ. Dünyanızda yaşadığınız sürece ve ahiretiniz boyunca nelere kavuşacaksınız, başınıza neler geleceğini burada ayakta namaza kalktığım sürece Rabbim bana gösterdi. Bak bir güneş tutulma namazına durdu, dünya ve ahirette ne olacağını o anda Allah namazda gösterdi bana. Ne kadar kolay. Resulullah Efendimiz'in ilim tahsili. Kimseden öğrenmiyor, Mevla'dan alıyor. Hep az doğru haberler. Evet, şimdi dedi size kıyamet kopmadan olacaklar hakkında bir takım haberler vereceğim. Vallahi la taqumu saat hatta yahruca 30 kezzaba. 30 tane kezzap sahtekar çıkmadan kıyamet kopmaz. Şimdi kıyamet kopmadan evvel kaç tane deccal çıkacak? 30 tane. Hakiki deccal, esas deccal en son. O esas deccal çıkmadan evvel kimler gelecek? Onun yolunu açan, ona hazırlık yapan deccallar gelecek. Kimdir onlar? Ebe'in medül mudillûn, bir hadiste bunu açıklıyor. İnsanları Kur'an'dan saptıran yöneticiler ve idareciler. Şimdi Allah'ın yolundan, Kur'an'ından, şeriatından, dininden, Habibinin sünnetinden, siretinden insanları saptıran, ama saptıran derken rastgele değil, başı çekenlerden böyle, dünyanın tarihini değiştirecek, böyle büyük fitneler yapan 30 deccal çıkmadan kıyamet kopmaz. 30 tane deccal çıkıyor. Artık bunların kaçı çıktı, kaçı çıkmadı Allah bilir ama epey çıktı yani. Epey çıktı. Şimdi ahir o el-a'meru deccalu menfuhul aynil yusra. En sonunda kim çıkacak? Esas deccal. İşte Hazreti Mehdi gelmeden evvel de ona ordu hazırlayan, asker yetiştiren kimler çıkacak? Alimler ve veliler çıkacak. Onlar da Hazreti Mehdi'nin neleridir? Öncü kuvvetleridir.
Nasıl ki Hakiki Deccal'dan evvel ona adam hazırlayacak, öbür Deccallar zaten yallah, Hazreti Mehdi'den evvel de alimler, salihler, veliler yetişecek, yetiştirecek, ta ki Hazreti Mehdi gelince onu tanıyan cemaatler olacak. Allah Teala bizi o alimlere cemaat eylesin, o velilere bağlı eylesin, o dostlarından ayırmasın, Deccallara uydurmasın. Buyurdu ki sonda çıkacak Deccal'ın sol gözü alnı gibi dümdüz olacak. Şimdi esas Deccal çıkınca onu tanımak için bir alamet. Çok hadis var. Bu risaleyi yutmanız lazım böyle. Yutmanız. Kafada. Ona göre bu risaleye hizmet edin. Ehli sünnet itikadı böyle. Yayın. Allah için, din için, bir Müslümanın imanını kurtarmak için. Yayın. Daha çok hadisler okuyacağız inşallah. Bugün bir tane. Sol gözü ne gibi? Anlı gibi böyle. Dümdüz. Evet. Yani gözünün oyuğu yok. Sol tarafında. Kaşının yeri de yok. Bu alın nasıl düz? Burada gözü var. Burası dümdüz. Başka tarifler de geliyor. Ensar-ı kiramdan birisi yaşlı Ebu Tihya. O da Efendimiz hutbe okurken Efendimizin mübarek hücrelerinin önünde oturuyormuş, onu gösterdi. Bunun gözüne benziyor dedi. Halbuki onu kötülemek için değil, tanıtmak için, onun da öyleymiş mübarek, gözünü benzetti ona. Yoksa Ebu Tihya denen zat büyük sahabedir, efendim ensaridir, ona bir zarar yok. وَاِنَّهُ مَتَاهَرَكَ وَاِنَّهُ يَتْعُمُ اَنَّهُ اللّٰهُ Evvela buyurdu ki, Deccal çıkınca kendisinin Allah olduğunu iddia edecek. Öldürürüm diriltecek, diyecek, diriltirim diyecek. Neler olacak? İnşallah bir hadis daha okuyacağım size. Deccal'ın neler yapacağını bir duyacaksınız, aklınız bu çizgiden çıkacak. Deccal neler? Belki Risale'de okudunuz ama burada sohbette anlatmak daha canlı olur. Yine siz okuyun. Efendim? فَمَنْ عَمَلَ بِي وَصَدَّقَ وَاتَّبَعَوْا فَلَيْسَ يَنْفَعُوا صَالِحٌ مِنْ عَمَلِ سَلَفَ Bir adam Deccal'a inanırsa, tasdik ederse, sen Allah'sın derse, haşa ona uyarsa, o günden evvel bütün dünya ibadetle doldursa, geçmiş ibadetleri ona artık fayda ver. Çünkü küfret, Deccal'a uydur. وَمَنْ كَفَرَ بِي وَكَدَّبَهُ فَلَيْسِ يُعَقَبُ شَيْءٍ عَمَلِ سَلَفَ Kim Deccal'a küfrederse, onu yalanlarsa, inkar ederse, o da geçmişinde dünyayı günah doldursa, Allah da ona bir günah sormayacak. Niçin Deccal'a küfredince Allah'a imanını tazelemiş oldu. Ve innehu seyedharu alel ardı kulliha illel haram ve beytel maktis. Deccal çıktığı zaman bütün dünyaya galip gelecek. Dünyanın neresinde ne ülkeler varsa hepsini basacak, çiğneyecek, edecek, geçecek illel haram ancak Mekke-i Mükerreme'ye giremeyecek. Medine-i Münevvere'ye giremeyecek. Bir de Beyt-i Mukaddes Mescid-i Aksa'ya giremeyecek. Bunun üzerine ne olacak? Beyt-i Mukaddes'te, yani şimdi Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde Deccal müminleri kuşatacak, muhasara altına alacak, büyük bir kıtlık, açlık, Müslümanlar darlığa düşecekler, فَيَتَزَلْزَلُونَ زِلْدَانَ شَد۪يدًا büyük bir sarsıntı geçirecekler, فَيُصْبِعُ ف۪يمْ عِسَى بْنِ مَرْيَمْ aleyhisselam işte o vakit Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam bir sabah Müslümanlar çok darlandılar artık. Deccal onları kuşatmış. Hazreti Mehdi de darlanmış. Deccal'la muharebeden kaybedecek hale gelmişken İsa aleyhisselam aralarına inecek. Tabi Şam'a inecek. Beyaz Minare burada resmi de var. Hadisi de var başında. Şam-ı Şerif'te Emevi Camisi'nde Şam'ın doğusunda Beyaz Minare'ye inecek. Oradan Mescid-i Aksa'ya gelecek. Şimdi İsa aleyhisselam Emevi Camisi'ne indiği vakitte bütün dünya Hristiyanları, Yahudileri, Müslümanları hepsi gelecek. O diyor biz senin ümmetiniz. O diyor biz senin ümmetiniz. O diyor. Hepsini teksim edecek. Yalancısınız diyecek. Kovacak, reddedecek. Ancak Hazreti Mehdi'ye uyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini kabul edecek. Ben bunlardanım, bunlar bendendir. Siz benden değilsiniz diyecek Hristiyanlara. Defedecek. İşte onun için bak en baştaki hadiste de kaynağını verir diyor. İsa Aleyhisselam indiği zaman hacı kıracak. Nedir bu hac diyecek? Ne bu?
Ben çarmıha gerilmişim de böyle bir şeyler yapıyorsunuz da bana tabii. Bu ne? Sen severim. Kıracağım onları her. Kutları kıracağız. Domuzları gevertecek. Bitti. Leşleri sürecek. Demedim. Bunlar bu Hristiyan alemi yazıklar olsun. Pirenin anasını araştırıyorlar. Denizin dibini karıştırıyorlar. Ta İsa Aleyhisselam'ın ne olduğunu Kur'an yazıyor, ona bile inanamaz. Bu kadar cahil adamlar olur ya. Biri Porat efendim, Yakubiye, Melkaniye, Nestor, üç türlü mezhep olmuşlar. İşte efendim Ortodoks, yok efendim Katolik, yok efendim Protestan, Prostot. Ne maraz oldukları belli değil ya. Üç tane. Ona sorsan o diyor ki o kafir. Öbürüne sorsan diyor ki o kafir. Yahudiler diyor ki herkes kafir. Bir düzene de gireceğiz. Hristiyanlar da bir düzene de gireceğiz. İsa Hocam geldi mi fetvayı verecek. Ancak Muhammed Mustafa'nın ümmetleri kalacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli sünnet ve cemaat bitti. Geri kalan küllü finnâr. Hepsi cehenneme gitti. Kesecek onları, biçecek doğru edin. Kabul etmeyecek. İslam'dan başka din Allah göndermedi kardeşim. Musa Aleyhisselam da Müslümandı. İsa Aleyhisselam da Müslümandı. Adem babamızdan geldi İslam. Allah'ın dini birdir. Peygamberler hep kardeştir. Evet, arada farklılıklar nerededir? İbadetlerdedir. İtikatta fark yok. İman şartları altı esastır. Dünya kuruldu, kurulalı değişmedi. Her peygamber aynı şarta inanmıştır. Farklılık yok. Ama namazın zekatı fark edebilir, orucun günü fark edebilir, zekattaki miktar fark edebilir. Bunlar teferruattır. Esas itikat altı esastır. Amener Resul, peygamber neye inandı, müminler ona inandı, bütün enbiya ona inandı. Allah bizi o dinden ayırmasın, o yoldan ayırmasın. Elhamdülillah. Evet. Feyehzimullah ve cünudehu. Allah-u Teala Deccal'ı bozguna uğratacak. Ordularını, Deccal'ın ordusu kimler? Yahudiler. Deccal'ın kendisi Yahudi çocuğu. Yahudi anadan doğmuştur Deccal. Evet. Ve evvela 70 bin İspahan Yahudisi ona tabi olacak. İşte Mevla'nın ordularıyla bozguna uğratacak. Neler yapacak, dünyayı karıştıracak da İsa Aleyhisselam'ı gördüğü zaman tuz suda eridiği gibi durduğu yerde eriyecek, 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 bitecek, bitecek. O Deccal nereye gitti? Duman havaya gitti. Sonra yine dedi, İsa Aleyhisselam bıraksa onu durduğu yerde eriyecek ama yine bırakmayacak. Mevla ona nasip edecek, elinde mızrakla inecek zaten, o mızrakla onu gebertecek ve kanını, Deccal'ın kanını da millete gösterecek diyecek ha. Mızraktaki kan, Deccal'ın kanıdır. Allah Deccal'ı gebertmeyi İsa Aleyhisselam'a nasip edecek. Evet. Kesin. Bu haberler kesin. Bir muharebe olacak Yahudilerle Ehl-i İslam arasında. O muharebede bu harp kopmadan kıyamet kopmayacak. Kafirler, Yahudiler duvarların arkasına girecek, ağaçların arkasına girecek. O zaman o duvarın dibi, direğin dibi, ağacın kökü seslenecek. Ya müminâdâ kâfirun yestetirûbî fetealem tülüm. Ey Müslüman gel bu gavur arkamda gizleniyor. Bunu gebert diyecek. Vallahi böyledir. Bütün ağaçlarda dile gelir. Ancak gargat ağacı. Gargade ağacı o konuşmayacak. Şimdi bunu bildikleri için İsrail, Beni İsrail Yahudilere bu ağacı dikiyorlar. Arkasına gizleneceğiz de o bizi söylemeyecek. Resulullah bu diyor, o onların ağacıdır, o konuşmayacak. Geri kalan bütün ağaçlar konuşacak. Nasıl peygambere inanıyorlar görüyor musun o ağaçları diktiklerine göre? Efendimiz dedi ya o ağaç söylemeyecek onlar, onu dikiyorlar bak. Şimdi İsrail'e bu ağaç var. Arkasına girecekler ki ya, gizlenecekler. Evet buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ حَتَّى تَرَفُ نُورًا يَتَفَاقَمُشَ اَمْوَافِيَمُشَ. Öyle işler olacak, size büyük gelecek, aranızda soruşacaksınız, ya peygamberimiz bu günler hakkında bir şey bahsetmiş miydi, böyle olaylar çıkacağı hakkında bir hadis var mıydı diye soracaksınız diyor. Bak söylüyorum size, duyurun ümmetime diyor, arkanızda bu günler var. Ya وَحَتَّى تَزُولَ جِبَالٌ عَنْ مَرَاسِيَا. Öyle fitneler kopacak, dağlar yerinden oynayacak diyor ya. Bu ümmetin haline olur. İşte ancak sünnete uyan hadisleri dinleyenler kurtulabilir. İşin gücün, televizyon, radyo, yalan dolan gazete, ondan sonra başına bir iş geldi mi şaşırdın kaldın. Nereye gideyim, kime uyayım da işte hadisleri okusaydın böyle kocalar mıydı? Hepsini beyan etti. Daha ne hadisler? Aldı Risale'yi elinde rehber, inşallah kıyamete kadar gözünden görür gibi seyret. Sonra ثُمَّ عَلَى عَزَلِ لَا اَلْكَلْ قَبْضُ وَاَشْعَ رَبِيَتِ. Buyurdu ki peşinden
böyle olacak dedi, elini mübarek yaptı. Yani ne demek? Artık İsa Aleyhisselam'dan sonra kıyamet kopması çok yaklaşacak. İsa Aleyhisselam 40 sene yaşayacak, 40 sene. Önce Hazreti Mehdi vefat edecek. Kudüs'te zannediyorum gömülecek. İsa Aleyhisselam onun cenazesinde bulunacak. İsa Aleyhisselam daha sonra yaşayacak. 40 sene yaşayacak, evlenecek, iki çocuğu olacak. Birinin adı Muhammed koyacak, birinin adını Musa koyacak. Bunlar hepsini kitapta yazmışım. Sonra mübarek o da vefat edecek. İsa Aleyhisselam bak ne zaman gelecek, o da vefat edecek. Resulullah Efendimizin mübarek hücrelerin içinde İsa Aleyhisselam'ın kabrinin yeri ayrılmıştır. Efendimizin yanına gömülecek. Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer arada kalacak. Kıyamete en evvela Resulullah Efendimiz mahşere kalktığı zaman, kabir yarıldığı zaman peşinden İsa Aleyhisselam dirilecek. İki sahabe halife, iki peygamber arasından kalkacaklar. İlk dünyaya onlar kalkacaklar. Neler olacak, neler olacak. Daha ne haberler var, şimdi vakit gelişmiyor. Artık İsa Aleyhisselam peşinden Muk'at isimli, bak hepsinin ismini de veriyor Efendimiz ya, o zaman olacak adamın adı Muk'at isimli Beni Temim kabilesinden bir adamı halife seçtirecek. İnşallah ben ölürsem bu ümmetin başına diye. O da işte 7 sene kadar zannediyorum ümmeti yönetecek o zat. Ondan sonra birden Allah-u Teala bir rüzgar yollayarak bütün Müslümanların ruhunu bir anda aldıracak. Allah. Bir anda Yemen'den bir rüzgarla kıyamet çok yaklaşmıştır. 3 sene zarfında Kur'an sayfalardan da kaldırılacak, gönüllerden de kaldırılacak. Allah diyen kalmayacak. La ilahe illallah herkes unutacak. Bitti. Ondan sonra insanlar öyle bir hale düşecekler. İşte hadis-i şerifler beyan ediyor. Merkepler gibi sokakta çırılçıplak çiftleşecekler. Bütün milletin ortasında millet birbirine dolacak. Aynı hayvanlar gibi. Bu durumda kıyamet en şerlilerin kafasına kopacak. Allah bizi o zamana bırakmasın. İman selametiyle bizi de neslimizi de alsın. İman selametiyle alsın. La tekumus saatu illa ala şiralin nas. Kıyamet ancak en şerlilerin kafasına kopacak. La tekumus saatu hatta yukale bi'l-ardı Allah Allah. Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Ya demek ilk Allah denmediği zaman gelecek yani. Tabii bunun içindir. Kıyametin kopması için Mevla böyle takdir etmiştir. Önümüzde ne günler var, ne haberler var. Benim bu anlattığım en kısa yoldan. Daha inşallah nasip olursa önümüzdeki sohbetlerde uzun uzun hadisler okuyacağız. Siz inşallah Risale'yi ele alın, bütün milletle beraber okuyun, birbirinize de duyurun. Şu mübarek ay Şaban-ı Şerif ayıdır. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ayıdır. Bu yol onun yoludur, Allah'a davet yoludur. Bu hadisleri siz de duyurun. Bellihu anni velev ayeten. Ey benim ümmetim! Benim tarafımdan ümmetime bir ayet, bir hadis duyurun diyor. Emrediyor, biz onun ümmetiyiz ya. Bak bir hadis okudum size şimdi. Hazreti Semura İbni Cündet bu hutbe, Resulullah Efendimiz hadisini hutbesinde okumuştu. Biz de size okumuş olduk. Duymadık demin. Siz de herkese duyuracağınıza söz verin inşallah. Ahir zamanın haberlerini böylece Allah'ımız imanlarımızı muhafaza eder, fitnelerden bizi korur, muhafaza eder inşallah. Şimdi efendim kardeşlerim, Şaban-ı Şerif ayın girdiği münasebetiyle bu mübarek ay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok salavat getirme ayıdır. Allah cümlemizi onun salavatıyla meşgul eylesin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Gece gündüz, sabah akşam en az 10 kere, efendim gündüz fırsat bulan en az 100 kere, daha ne kadar salavatlar getirirseniz, özellikle cuma gecelerinde, cuma günlerinde salavatlarınızı artırınız. Çünkü salatlarınız bana arz ediliyor, bana duyuruluyor. Rabbimin seyyah melekleri var, ümmetimin selamlarını bana duyuruyorlar. Kabrimin başında melekler duruyor. Felan oğlu felan sana selam ediyor ya Resulallah diye. Babanızın adıyla peygambere bildiriyor. Babanızın adıyla felan oğlu felan, felan memleketten felan mahalleden. Aynen böyle Resulullah'a arz ediliyor sabah akşam salavatlarınız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu mübarek ayın bu şekilde faziletine erişelim inşallah. Bunun için size bir salavat-ı şerife öğretirsem okur musun? Ders veriyorum. Evet. Büyük dualarım kitabı var ya. Evet. Onun 308. sayfasında olacak. Çok iyi not al. 308.
salavat-ı şerife cuma günü ikindiyle akşam arası. Şimdi bu önümüzdeki cuma Resulullah'ın Şaban ayının ilk cumasıdır bu. Bu cuma başlıyoruz bir inşallah. Kaç cuma devam edecek en az? 7. En az 7. Artık fırsatı olan ömrü boyunca yapsın, ne olacak? Ama bir başlayan en azından 7 kere devam edecek. Bu salavat Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tekun leke rıza ve lehu ceza ve lehakkı eda ve atil vesile ve ma'fil meqamel mahmuden lezî ve'atte ve ziyanna ma'u ehlu ve ziyattale ma'a cazeyte nebiyen al ümmeti ve salli aleyhi ve ala cim ihvanine nebiyine ve salihin ya arhamer rahimin. Uzun mu? Bu salavat kaç kere okunacak? 7 kere. Kaç cuma okunacak? Peş peşe 7 cuma. Her gün bunu, bak Şaban ayıdır başlayın, bu cuma başlayın, 308. sayfada Büyük Dualarım kitabımın 308'de 7 kere okusanız 5 dakika tutmaz. Bunun 7 keresi 3 dakikada biter. 7 kere okuyacaksınız, kaç cuma? 7 cuma. Sonu nereye gelir? İnşallah Kadir gecesini atlatan Ramazan'ın sonuna gelir. Şimdi başlarsanız 7 efendim cumada bitirirseniz Resulullah şefaati vacip olur. Vacip ne demek? Kesin. Şimdi ben bunu ne zamandır devam etmeye çalışıyorum. Neden? Onun şefaatine muhtaç olduğum için. Siz şefaatine muhtaç değil misiniz? Niye okumuyorsunuz? Buyurdu ki Şaban benim ayımdır, onda beni çok hatırlayın. Ya adım attığın salavat getirelim. İnşallah önümüzdeki hafta nasip olursa Resulullah hakkında bir sohbet yapacağız. Yani Şaban ayı münasebetiyle salavat-ı şerifenin fazileti hakkında ne hadisler okuyacağız? İnşallah bu ayın sahibi Muhammed Mustafa hürmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de onun ümmetini çağıracaksınız inşallah. Bak onun hatırına, onun ayını bir yad edelim. Şöyle beraber, salavatlarla beraber inşallah. Senede bir haftada onu ayıralım, salavat dersi yapalım. Ne olacak? O bize ömrünü verdi. Her gece sabaha kadar ağladı, namaz kıldı, bize dua etti. Bir gece yatmadı sabaha kadar ya. Biz sabaha kadar yatıyoruz, ömrümüz geçti. Peygamberimizi anmadan nasıl yaşıyoruz? Şimdi önümüzdeki hafta Muhammed Mustafa'nın salavat haftası. Şaban ayı girdi. Pazartesi yatsı namazında erken kavuşur. Cemaata inşallah onun ümmetine duyurur. Onu seven ümmetine duyurur. Gelsinler, salavatları dinlesinler, bak ne haberler var. Hep beraber bundan sonra Resulullah'ı görür gibi inşallah. O bizi duyduğunu bilerek inşallah salavatlarla onu yad edeceğiz, ruhunu şad edeceğiz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Söz mü? Resulullah'ın hatırına saldım sizi. Bir hafta gayret, davet, Şaban ayının hürmetine bu ayın sahibinin şefaatine ulaşacağız inşallah. Milleti çağırarak ümmetini ondan haberdar ederek, adam tanıyorum diyor, peygamberim diyor, Resulullah Efendimiz'den sorsan bir haber bilmiyor. Salavat diyeceksin iki salavat bilmiyor. Salavatın manası nedir bilmiyor. Günler geçiyor ağzından Allahümme salli çıkmıyor. Ey gidi kardeşim, bu ümmet nasıl şefaat alacak? Nasıl şefaat olacak? İnşallah adım atmayalım salavatsız. Rabbim Habibine salatsız bizi bırakmasın. Adem babamız bile cennetten indiği vakitte Efendimiz'e salavat ile kurtuldu. Tövbesi kabul oldu. Ya. Dediler ya Adem, Mevla abine sordu ya Adem, sen Muhammed'i nereden bildin sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ya Rabbi cennette gördüm ki bütün kapılarda, arşın direklerinde, her yerde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O zaman anladın ki senin ismini en yakın, en sevdiğin kulunun ismini yanına koydun. Onun için onun hürmetine dedi kurtuluşumu, tevbemi istiyorum. O zaman ey Adem, o senin zürriyetinden gelecek son peygamberdir. Onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım. Ona çok salavat getirin, onu hiç unutmayın. Adım attın onun ismiyle. Önce Allah'ın ismi, sonra Resulullah'ın salavatı sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnşallah haftaya buluşalım. Salavat konusunu daha detaylı konuşalım. Şimdi cuma günü başlıyorsunuz. Sayfa kaç? 308'de 7 kere 7 cuma. Allah'ın bu sene bize nasip eder, tamamlatır inşallah. Ben de size hatırlatırım unutmamanız için.
Utanıyor musunuz benim hatırlatmalarımdan? Bıkıyor musun? Ya bin kere dinlesen, bin birinciyi birinci gibi dinle ki kafana bir şey kalsın. Çünkü buradan çıkarsın sonra hoca ne dedi? Çok iyi konuşuyor adam ama bir şeyden haberim kalmaz. Ya ne dediğine bak sen, ne konuştun? Amel edelim inşallah. Öyle iyi konuştu, güzel konuştuyla ne sana kar var ne bana kar var. Ya dediğimizi yapalım. Ben de yapayım, sen de yap. Rahman beyin gevşürmez. Rabbim amele muvaffak eylesin. Şimdi buranın yardımıyla, külliyenin yardımına sizi davet ediyoruz. Resulullah buyurdu ki Şaban benim ayımdır. Benim ayımda sadaka verip bana hediye edene Allah rahmet eylesin. Acısın diyor. Onun duasına mazhar olmak için sadakaları artıralım. Ruhu Resulullah'a hediye yapalım. O bizim gibi fakirlerden, o zengine hediye giderse yarın sıkıştığımız zaman o büyük peygamberimizden bize de hediye gelmez. Girmiş bu kadar fakir olduğumuz halde. O çok zengindir. Allah'ın en zengin peygamberidir, kuludur. Şefaat-ı en makbuldür sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sadakalerle bize şefaat edecek inşallah. Külliyenin de işi yürüyor. Buralarda yürüyecek. Evham etmeyin. İnşallah neticelenecek. Allah'ın tamamına erdirecek. Allah Teala camilerini, evleri muhafaza edecek. Siz yalnız evham etmeyin, şüphe etmeyin, yardımlarınızı ihmal etmeyin. Allah Teala Hazretleri fazl-ı kerimiyle birinizi bir etsin, tuttuğunuzu altın etsin, her verdiğince kadar Uhud dağları kadar eciller versin. Sübhane Rabbil Alemin Aleyhi ve Hamdülillah Rabbil Alemin ve Salatü Selamu Aleyhi ve Sellem Muhammedin ve Aleyhi ve Sahabe Ecmain. Allah'ın nâsülü gel cennet. ما قرب بيلي عن قبل معامل نعوذك من النار ما قرب بيلي عن قبل معامل اللهم نازلك من خير ما تعليك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bu cemaata içinde ne sıkıntıyla gelen varsa buradan dağılmadan sıkıntısını feraha tebdil eyle. Ne hastalıkla gelen varsa şifa olarak çıkmak nasip eyle. Kimler için dua arzu hali gönderenler varsa o kimselerin de hayırlı muratlarını ihsan eyle. Askere gidenler sana emanet, terörlerden sen muhafaza eyle. Müslüman ordumuzu, askerimizi, polisimizi mahfuz eyle. Her yerde ehli sünneti muhafaza eyle. Ehli sünneti adasına galip eyle. Ehli sünnet düşmanlarını her sahada mahrum eyle ya Rabbi. Amin cennetlerini hemden azat eyle. Ve Allah'ın lütfu kereminle kabule karin eyle. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere garipleri rahmet eyle, kabirlerine nur eyle. Bu cemaata bir kere gelip bizi senin için sevip şimdi kabirde hediye bekleyenler ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulüh. Bu şehadetlerden hazırlanan dağlar emsal-i rahmetleri şu saatte ruhlarını hediye eyledik, isal eyle. Bize de son nefeste okumayı nasip eyle. Bize de arkadan böyle okunmayı nasip eyle. Bizi unutturma ya Rabbel Alemin. Bu yoldan ayırma ya Rabbi. Sohbetlerimizi daim eyle. Cemaatlerimizi kaim eyle. Zarar zeval verme ya Rabbi. İslam'ı ehlin aziz eyle. Küfrü ve ehlini zelil eyle. Şirki ve müşrikleri alçak eyle. Tevhid ehlini yüce eyle ya Rabbi. İlahi kıyam dinini payidar eyle ya Rabbi. Yavrularımızı kıyamete kadar dinin üzere terbiye eyle. Hayırla ıslah eyle. Hayırlarını göster fitnelerini def eyle. Deccal fitnesinden muhafaza eyle. Ahir zaman fitnelerinden hıfz eyle. Ya Rabbi Habibinin verdiği bu haberler çıktığı günlerde yaşayacak neslimiz olursa ehl-i sünnet ve cemaat üzere Hazreti Mehdi'ye İsa Aleyhisselam'a asker eyle. Düşmanlarına uymaktan, imanlarını kaybetmekten muhafaza eyle. Sana emanet ederiz sen muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.